yeri burası baba. Bahadır, kuzum. Burada bilim ve deney merkezi yazıyor. Sen bunların ikisine de uzaksın. Niye getirdin bizi buraya kuzum? Kovay mı yapacaksın sen babanı? Ya hayır baba. Öğretmen ödev verdi. Babanızla beraber bu etkinliğe katılıp özetini yazın dedi. Bu etkinlikte babalar ve oğullar arasında bir empati deneyi yapıyorlarmış baba. Ne güzel işte. Birbirimizi anlamaya çalışacağız. Bade, seni anlamakta ne var? Sen 4 sayfalık Ciner'in kitabı gibisin. Sen beni nasıl anlayacaksın? Onu düşün. Senin sayfalar, romanlar dolusu baban var. Evet çocuk, evet çocuk ya. Yine taktın getirdin bizi peşinden. Ne dileği yahu? Konuşurken yüzüme bak. Yüzüme bak, benim o. Telefon, telefon, telefon. Ya tamam, al, al. Bak çadın yine ayağa çıkmış çamaşır makinesi gibi titremeye ya. Niye geldik biz buraya İbo? Ya babiş, hoca zorla ödev verdi. Ben ne yapayım? Hem bu sayede bir kere de dünyaya benim gözümden bakmış olacaksın işte. Yavrum, senin dünyan 9 inç ekrandan ibaret çocuğum. Şevket Bey, siz de mi ödev için şey ettiniz? Ya sormayın üstad, nedir bizim bunlardan çektiğimiz? Evladım diye söylemiyorum, Pollyanna'yı bile depresyona sokar yahu. Yoruldum artık ya. Bilirim, bilirim, bilirim. Siz bir de bana sorun bundan neler çektiğimi. Ya efendim, İbrahim doğmadan önce Tarkan'ın şarkısı gibi şen şakrak yaşıyordum. Şimdi bu doğdu. Aynı küçük Emre'nin acılı günlerindeyim. Aa İbrahim, öğretmen sana da mı ödev verdi? Evet ya, çok enteresan. Nesi enteresan? Aynı sınıftasınız. Nesi enteresan? Aa doğru. Haydi. Baba oğul empati merkezimize hoş geldiniz. Ben uzman Yardoç Doç Profesör Çiğeter Ordinarius. Sizi tebrik ediyorum. Empati programımızın ilk kullanıcıları siz olacaksınız. Pek ne iş yaptığınızı anlayamadım ama yine de hoş bulduk. Hocam ben şeyi merak ettim. Şu empati şeysinde ben bunun yerine mi geçeceğim? Bunun gibi mi düşüneceğim? Tövbe Allah korusun. Efendim, çocuğunuzla ilgili önyargılı davranmayın. Beyin dalgalarını ölçen ve size aynı frekansa getiren bu cihazla beyniniz aynı psikomotör seviyeye çıkacak. Vallahi ben bilmem, beynim bilir. Hocam, bunun beyni başka vücuda çıkmak istiyor. Siz benimle aynı seviyeye getiriyorsunuz. Bakın şimdi beyefendi, bir insanda alfa, beta, gama, samba ve çeçe olmak üzere 5 büyük beyin dalgası vardır. Aynı şeyleri düşünmeniz için bu beyin dalgalarını eşitleyeceğiz. Hocam, neyin dalgasını geçiyorsunuz ya? Bunun beyni laboratuvar ortamında görüntülenemiyor yani. Bu aletten kaçmaz. Şimdi bu dalgalarla size aynı frekansa tutacağız. Hiç merak etmeyin. Buyurun, sizi empati alanı alalım. Geçiyorum. Bahadır, ben uylandım, yapamayacağım. Geçiyorum. Bu iş içime silmedi Bahadır. Bakma bana öyle. Silmedi ama kuzum. Ya baba, neden hemen su koyuveriyorsun? Ne güzel işte, empati kuracağız. Bahadır, ben en son empati kurduğumda Sabri Galatasaray'da genç yetenekti. Bu iş gerçekten hiç içime sinmedi Bahadır. Rahat olacaksınız. Bu cihazın size veya cihazlarınıza hiçbir zararı olmaz. İşimiz sadece beyin dalgalarıyla. Hiçbir yan etkisi yoktur. Hocam, beyin dalgasıysa zaten bizim için bir problem yok. Şevket Bey, ben çocukların makineye bir zararı olur diye korkuyorum. Sonra masrafını bize ödetirler. Ya Bilal Bey, korkmayın. Bizim Toraman ve sizin kuzu sayesinde neler yaşadık. Bozulursa da yenisini yaptırırız ya. Sağlık olsun. Ya evet Toraman, evet Toraman. Bari dene esasına bırak şu telefonu. Ya baba, bir dur. Bari bir selfie alayım. Hayır, ay durun, ben de gideceğim. Gel. Görünmüyorum. Bahadır, göremiyorum. Bahadır. Fotoğrafı ver artık, şu telefon bende kalsın deney esnasında. Evet, hazırsanız empati deneyimiz başlıyor. 1, 2, 3. Hadi bakalım.
Kuzum? Bubu. Toraman? Ne haber babiş? Ama bu beden, bu bıyıksızlık, bu kemik dudaklar, bu saçlar. Bahadır, ne yaptın çocuğum bize? Baba, ben sana dedim benim bedava baba. Evet çocuk, evet çocuk. Ne yaptın bize? Ya şu göbeğe bak. Tam bir pehlivan gibiymişsin. Ver şu telefonu ver. Telefon, 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 telefon. Al be, al. Ah İbo, yine başladın. Erteleme modunda çalan alarm gibi. Ne yaptın ama bize profesör? Allah iyiliğini versin ama profesör. Versin ama profesör, hiç kusura bakma. Beni çıkarın buradan. Ama bu çok acayip. Unbelievable. İnanılmaz bir şey bu. Resmen beden değiştirmeyi buldum. Nasıl böyle oldu ki? Birbirinizin bedene nasıl girdiniz? Bahadır, yaktın ama bizi çocuğum. Ben sanki çok meraklıydım senin küçük ufacık bedenine girmeye. Alçaklık kompleksine girdim. Özgüvenim yerlerde şu an bu. Sus! Burunda çıkan sivilce seni. Ne bir imitasyon ordinarius. Ebek yapma profesör. Ne yaptın bize? Hemen düzelt şu durumu. Ben de anlamadım ki. Ay, kesin bu güç kaynandı. Esat, ben merak ediyorum. Bahadır oldun şimdi. Peki diyeyim, benle empati kursan. Bu bilim ve deney merkezinde. Nasıl olurdu? Hemen Esat baba. Dur, nereye gidiyorsun? Güldü, güldü şu an. Hoş geldin. Güzelmiş. Tebrik ediyorum. Süper. Teşekkürler. Dora'nın lafından alalım mı? Ben de anlamadım. Nasıl oldu bu ya? Çok acayip. Kesin bu güç kaynağında bir bozukluk oldu. Tutar mısınız şunu? Ama sakın kırmızı düğmeye basmayın. Ya ben niye basayım ki bilmediğim düğmeye? Beyni olmayan bir varlık mıyım ki ben baba? Sonuçta beyin bedava. Bahadır. Bastın ama çocuğum. Benim bedava baba. Ebe çocuk, ebe çocuk. Tutamadın yani kolum iki dakika. Ebe çocuk. Telefonum yok. Telefon. Kaç yıllık profesörüm. Böyle exciting bir şey görmedim hayatımda. Tekrar basıyorum. Yaşamını sürdürebilen tek canlı varlık sensin Bahadır. Öylesin ama kuzum. Hiç bakma bana öyle. Öylesin ama çocuğum. İpi çocuk, ipi çocuk. Telefon. Ay daha ne olacaksınız bilmiyorum. Herkes birbirine aktarma yapıyor. Metrobüse döndük. Ben bir daha basıyorum. Ediyorum. Acaba böyle birdenbire hepiniz birer hayvana dönüşseniz. Mesela ne olsa tavuk olun hepiniz. Değiştiriyorum. Ay çok eğlenceliymiş.
daha fazla zorlamayacağım sizi, süper. Sesi alalım, tekrar dönelim, duruşunuzdan alalım. Hah! Ben buldum kendimi, İbo. Yavrum iyi misin? Sen de kendinde misin İbo? Evet babiş. Ben de buldum kendimi. Dur hemen bir foto atayım. Bedene dönme keyfs. İbo yavrum hadi gidelim oğlum. Dönme dolaba döndük İbo yavrum, hadi gel. Gel yavrum, gel oh gel. Oh be, ben de kendimi buldum sonunda. Siz de kendinizde misiniz küçük esnaf? Ses bir ki. Çocuğum. Deneme deneme. Bahadır. Kuzum. Vallahi benim. Tamam. Çantam. Aa çantam. Bahadır, kuzum sen kendinde misin? Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Seni var ya acayip seveceğim. Ne oluyor ya? Bahadır kuzum ne oldu sana evladım? Ne Bahadır beyefendi? Aynur Aydın ben. Neden böldünüz konserimi? Ne Aynur'u, ne Aydın'ı, ne konseri kuzum? Ne oluyor profesör? Ya Aynur Aydın'ın yan tarafta konseri vardı ama karıştı mı acaba? Bahadır Aynur Aydın olduğuna göre o zaman... Baba benim boyum uzadı galiba. Üzer tabii. Beyin bedava. Vallahi eyvah eyvah devreler iyice karıştı. Bakma bana kuzum iyice karıştı. Peki ne yapacağız şimdi? Evet baba ne yapacağız ya, normale döneceğiz. Ben şimdi hallediyorum Bahadır'ım. Sen geç şöyle. Geçin, geçin. Sen de geç. Nerede? Ay şurada. Hadi. Aynur Hanım, sizin şarkı başlasın. Ben hemen butona basıp düzeltiyorum. Bana deli diyenin aklı kime göre doğru? Seni buralara kim attı? Çok güzel oldun. Yandın yavrum yandın, sen bak elime kaldın. Çok geç aydın duruma, hoş geldin sana da günaydın. Aşk savaşında ele geçirildin, ben tarafından dize getirildin. Hani sen kimseleri yenilmezdin demek sonunda yola girebildin. Kime göre doğru? Seni buralara kim attı? Çok güzel oldun. Yandın yavrum yandın, sen bak elime kaldın. Çok geç aydın duruma, hoş geldin sana da günaydın. Aşk savaşında ele geçirildin, ben tarafından dize getirildin. Hani sen kimseleri yenilmezdin demek sonunda yola gelebildin. Aşk savaşında ele geçirildin. Tek yön, kimine göre kalp yolu. Birisi var kibrine mağlup, bir diğerinin aşk sonu. Bir tarafını seç hadi sen de, çarp çıkar topla.